hiyerarşiyi azaltabiliriz siyaset kurumlarında. Böylece topluma daha yatay, daha kolay iletişim kurulabilir, yapılar sunabiliriz. Veya bizler demokratik kurumlarda ve siyasi partilerde mimarinin gücünü kullanarak, bugüne kadar hep faşistler, hep aşırılar, diktatörler bunu kullanmıştır. Ama bizler ilerici, demokrat insanlar olarak nasıl mimarinin ve tasarımın gücünü kullanarak bütün karar alma süreçlerimizi daha fazla vatandaş odaklı hale getirebiliriz. Bunları anlattığım örnekler başlıyor. Burada zamanımız yok hepsine girmek için ama. Ve ondan sonra da yaptığımız tartışmalar, atölyelerin sonunda yaptığımız tartışmaların sonucunda ben kendilerinden bir şey rica ediyorum. Bu iş için hazırlanmış kartlarımız var, posta kartlarımız var. Onlara bu mesajlarını yazmalarını istiyoruz ve ondan sonra da bu mesajlar sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden, Twitter'dan bizi takip etmek isteyenler Smart Democracy hesabımızdan takip edebilirler. Oradan da bu posta kartlarını paylaşıyoruz. İsteyen isimlerini yazabiliyor, isteyen yazmıyor. Şimdi niye posta kartı? Niye kartpostallar kullanıyoruz burada? Çünkü posta kartı, kartpostal 21. yüzyılın, bir önceki yüzyılın aslında iletişim aracı. Benim de çok sevdiğim bir iletişim aracı ayrı. Ama aslında biz 21. yüzyıldayız. Niçin kartpostalları postaya vermiyoruz? 21. yüzyılın aracı üzerinden bunları paylaşıyoruz ilgili muhataplarıyla. Çünkü işte tam da buradaki bağı vurgulamaya çalışıyoruz. Görsel öykü çoğaltma diye tanımladığımız şey de bu. Artık demokratik kurumların, meclislerin, belediye meclislerinin, seçimin olduğu her şeyin daha fazla 20. yüzyıl stilinden çıkıp 21. yüzyıla adapte olması gerektiği mesajını, ki bu ortak mesajdı bütün atölyelerimizde, bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Artık bu monologdan çıkılma bir diyaloğa dönüşmeli, toplumun merkezde yer alacağı bir karar alma sürecine doğru evrilmesi gerekir.